Kıymetli arkadaşlar bu uçak intro'su genellikle duyumlar ya da çok çok önemli transfer gelişmelerinin olduğu zamanlarda yapılır bilginiz olsun. Bu videoda da ne izleyeceğinizi herhalde az buçuk anlamışsınızdır. Ancak şiddetle söylüyorum kanalımızın beğeni, yorum, arkadaşlarınızı kanala getirme, onları abone etme ya da onlara videolarını yani videoları izletme eee gibi şeylerinize ihtiyacı var. Arkadaşlar lütfen lütfen ama lütfen ve bir kez daha hatırlatıyorum. Eğer e, bu destekler gelmezse ya da yeterli destek gelmeyip sıkıntı yaşak, yaşar. Kanal falan kapatılırsa hakkınızı helal edin. Hani, bu kadar diyeyim. Gerisini size bırakayım. Fenerbahçe'den Şimanski teklifine cevap diye başlayayım arkadaşlar. Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Şimanski için Tottenham teklif yapmaya hazırlanıyor diyor. Arkadaşlar bu gelişme doğru ve Fenerbahçe'nin de bonservis talebi belli oldu diyor haberde. 20 milyon euroluk teklifi hazırlanıyor. Fenerbahçe 30 milyon euro istiyor demiş. Son 12 maçta beklenenden uzak kaldı. 12 maçta sadece bir asisti bulunuyor. Bu sezon 50 maça çıktı. 12 gol 17 asistlik performans sergiledi. Şimdi e, kafası çok karışık. Gerçekten de çok karışık. Özellikle Fenerbahçe'nin yaşamış olduğu bir Trabzonspor maçı var. O Trabzonspor maçı var ya, Fenerbahçe için milat aslında ama bunu taraftarımız ne zaman anlayacak ben onu bilmiyorum. O maç bir milat. O maç belki Trabzonspor'un transfer politikasını alt üst edecek, mahvedecek bir maç. Fenerbahçe'nin transfer politikasını ise çok ama çok iyilere çekecek, iyi taraflara çekebilecek bir e, maç o maç. Ve o maçta göreceksiniz arkadaşlar zamanı geldiği zaman o maçın bize etkisi çok pozitif olacak. Şimdi Şimanski o maçtan önce dediğimiz gibi hani son haftaların tutuk ismi. Ancak tutukluk gol ve asist sayısında. Oyunda yine aynı çatır çatır oynuyor. Hatta Şimanski'nin oynamadığı son maçlardan bir maç vardı. Karagümrük maçıydı sanırım. Ya adeta çileden çıktık. Lan yeter ki diyorduk yani. Hani yeter ki Şimanski gelsin de tek gol atmasın falan demeye başlamıştık. Şimanski'nin kıymeti böyle anlaşılır gibi duruyor. Fakat asıl bombayı ben size vereyim. Almanya'nın bu sezonki sürpriz şampiyonu Leverkusen teknik direktörü hem Şimanski'yi hem İsmail Yüksek'i istiyor Fenerbahçe'den. Bakın hem Şimanski hem de İsmail Yüksek Fenerbahçe'den hedefinde. Ve iki futbolcu için 60 milyon euroluk bir talebimiz var. Ve bana sorarsanız karşılayamazlar. Böyle bir bütçeleri yoktur. Bana sorarsanız. Ancak duyumlar diyor ki hiç kimse peşin büyük konuşmasın diyor. Hadi inşallah. Fenerbahçe'de ilk yolcu İrfancan Kahveci diyor. Şimdi bana şunu söyleyeceksiniz hocam. Takımın içinde bulunduğu durum çok sıkıntılı. Sen de gelmişsin transfer konuşuyorsun. Fenerbahçe düşmanı mısın? Kimseyi engelleme niyetim yok. Artık herkes yazdığından sorumlu. Gerekirse cevap yazmayacağım. Gerekirse o küfür edenlere nokta atacağım. Yani o nokta ileride bir gün o nokta sana nasıl dönecek. Dikkat et manasında olacak. E, kimseye kimseyi engellemeyeceğim. Kimseye bir şey demeyeceğim. Ama şunu söyleyeyim. Hem diyorsunuz ki bu şampiyonluk gitti bu saatten sonra dönüşü zor önümüzdeki sezonun planlaması şöyle böyle hem de benim duyumlarım engel olacaksınız ki hiç kimse kusura bakmasın engel mengel olamazsınız yerin dibine de Geçersiniz çünkü artık duyumlar başladı, artık transfer gelişmeleri başladı. Transferin nabzı içinde bu kanalı takip etmenizi tavsiye ederim. Başka kanallara gerek yok. Olabildiğince videoları kısa tutup duyumları kısa tutup sizlere aktarıyorum süreçleri. Haberiniz olsun. Şimdi İrfan Can Kahveci. Bu sezon küllerinden doğdu mu? Doğdu. Takımdan hazırlan, yani ayrılmaya hazırlanıyor diyor. Tam olarak böyle değil. Ancak hatırlarsanız. İsmail şey Cengiz Ünder'in coştuğu bir dönem vardı. Hatta o dönemde çok şeyler yapıldı. İşte 15 milyon euro aldık, nasıl kazıkmış falan diye esprisini falan çok yapmıştık. O dönem dedim ki siz yanlış tarafa bakıyorsunuz. Siz Cengiz Ünder tarafına bakıyorsunuz. Hayır. Fenerbahçe'nin İrfancan Kahveci diye bir portföyü var. Bir ürün dosyası var. Bu dosya o kadar ciddi bir dosya ki yani İsmail Yüksek dosyası şey, yani İsmail Yüksek İrfancan Kahveci dosyası öyle bir dosya ki bu dosya açıldığı andan itibaren bir daha kapanması o kadar kolay olmayacak diye. Arkadaşlar İrfancan Kahveci'yi ne doktorlar ne mühendisler istiyor. Ya bizzat Rusya liginden Moskovalardan biri 12 artı 4 16 milyon euroluk teklifte bulunuyor. Fakat bir Premierlik Premier Lig takımının devreye girdiği İspanya'dan iki takımın da rekabet halinde olduğu sosyal medyada kim bu takımlar birisi Sevilla yani 20 milyon dolarlık bir teklif yaptığını söylüyor. Fenerbahçe'nin bu teklifi reddettiği söyleniyor. Bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe'nin İrfancan Kahveci için 20 milyon euroluk teklifi reddedemeyeceğini ben belirteyim. Ancak Newcastle United, Lazio, Ren'in bu transferde oldukça zorlanacağını söylemiş. E, Lazio, Rennes ve Newcastle United eğer bu 3 üç takımın üçü de istesin İrfancan Can KVC en az 25 milyon euroya satılır. Yani 30 artı 30 Şimanski İsmail'den 60 İrfan Can'dan da 25 85 milyon euro gelebilir. 44 maça çıkmış 17 gol 12 asistlik bir katkı. Rüya gibi bir sezon. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Hani siz diyorsunuz ya Fenerbahçe şampiyon olamaz. Gitti bitti etti diye. Ben olur ya da olmaz demiyorum. Ben bunun Şeyini size bırakıyorum. Muhasebesini, matematiğini. Ama Fenerbahçe eğer şampiyon olamazsa İrfan Can, İsmail'dir, Şimanski'dir. Şu teklifler gerçekse hiç affetmemesi lazım. Açık söyleyeyim şu teklif varsa üçünü elde tutan kişi bir numaralı vatan hainidir, bir numaralı teröristtir. Ki ben bu tekliflerinden eminim. Hatta şunu söyleyeyim. 3 futbolcudan minimum 60 milyon euroluk gelir kazanmamız garanti arkadaşlar. Minimum 60. Yani 20-20-20 düşünün. Hocam Şimanski de iyiydi de sonradan düştü. 20 aslında olabilir falan dediğinizi duyar gibiyim. 3 futbolcudan 60 milyon euro az bir para değil. Ama 3 futbolcudan 85 milyon euro çok iyi bir para. Hadi inşallah. Fenerbahçe'de zaten Nisan ayı biliyorsunuz. Kara bir Nisan. Yani sezona 4 kupa hedefiyle başlanıldı. Nisan ayında yaşanan kayıplar. Fenerbahçe'yi mahvetti. Olaylar saha dışına kaydı. Ali Koç işte ligden çekilme söylemiyle bir olağanüstü genel kurul yaptı. Orada ligden çekilme kararı alınmadı. Bir şey söyleyeyim. Ali Koç'un ligden çekilme çekilmememe hani ne kadar yapıp yapamaz. Bunu siz benden daha iyi biliyorsunuz ama en azından orada o yetki alınmalıydı. 2 Nisan'daki hani genel kurulda ligden çekilme yetkisi alınmalıydı. Şimdi bak Trabzonspor maçından sonraki olaylardan sonra gerekirse bir sene alt ligde oynarız diye yola çıktı. Olağanüstü genel kurul yaklaşık 30 bin ülke stadına bu kadar kişi toplanıldı. Süper kupaya çıkmama ya da U19'a çıkılma kararı alındı. Ben bu arada satır arasında bir şey ekleyeyim. Biz Türkiye kupasından önümüzdeki 2 seneden elenmedik arkadaşlar. Yani önümüzdeki 2 sene devam edeceğiz. Sadece bu maçta yenik sayıldık. Biz öyle bir ceza almadık haberiniz olsun. Gelecek sene Türkiye kupası kurallar çekilirken hatırlatırım. Neyse yani 7 Nisan'daki olayı biliyorsunuz Şanlıurfa'daki olayı. Galatasaray'ın tam kendi karakterine yakışır şekilde futbolcularımızı kandırıp atmış olduğu golü hatırlayın. İşte biz topu taca atacağız falan filan deyip de. iyi de taca atmak zorundalar mı? Taca atmak zorunda değiller. Ama kandırmamak zorundalar. Yalan söylememek zorundalar. Onu da söyleyeyim. 11-18 Nisan arası Olympiakos maçları. İsmail Kartal'ın ilk maçta Freddy İsmail Yüksel'i ye yedek bırakıp çöp Zayts ve çöp kurun işle turu belki de orada rakibe hediye etmesi taraftar tarafından büyük tepki toplamıştı. Sonrasında da artık e, 74'te edin Ceko çıkmıştı. Ceko'nun çıkması tartışma. Ya yani Sivas maçında da Ceko çıktı. Tartışmalar yaşanmıştı. İşte çıkarttığı maçta kazanamadı falan. İnanın Sivas maçında Ceko sahada yürüyordu. Yani gol umudum diye de hiçbir şey yapmayan ismi sahada tutarsan öbürlerinin itibarını kaybedersin. Sivas Spor maçı da zaten malum. Fred'in jeneriklik golü. Savunma bir koytayı durduramadı. Şimdi burada da şunu söyleyeyim. Sarı kart. Ciddi söylüyorum. Buradaki de en büyük sıkıntı sarı kart. Orada biri sarı kart sınırında. Öbürü sarı kart sınırında. Öbürü sarı kart sınırında. Öbürü de sarı kart sınırında. 4 futbolcunun 4'ü de sarı kart sınırında diye hiçbir koytayı durduramadı. Yani Fenerbahçe Sivas'a yeni yani puan verirken tabii ki de bu skandal penaltı pozisyonu eyvallah ama 4 tane futbolcu var. Dikkatlice bakın 4'ü de sarı kart sınırında Beşiktaş derbisinde oynamak adına müdahale yapmadılar. Ben de buna kızıyorum. Yani Beşiktaş derbisinde biri olmasaydı ne değişecekti? Ha şu bir gerçek. Ferdi mecbur olmak zorunda. Osterwald de sakat mecbur sezon sonuna kadar oynamak zorunda. E, Ciku Bekao mecbur olmak zorunda. Çağlar'ı gördüğünüz olimpiakos maçında yumurtladı. O maça kadar Çağlar'ın bonservisi alınsın diyen herkes o maçtan sonra fikir değiştirdi. E, Bonucci penaltı için alındı falan filan gitti. Penaltıyı kaçırdı. Bonucci de bitti. E, Serdar Aziz zaten camdan bir isim. Sürekli sakatlanıyor. Mecbur iki stoperde oynaması gereken Ciku Bekao'ya yine tekrar dönüldü. Yani orada da öyle bir olay vardı. Yani sorun bu arkadaşlar. Livakovic müdahalem rakibi engellemiyor dediği bir haber var. Hani Dominik Livakovic'in Sivas maçındaki pozisyona dair konuştuğu iddia edildi. Eee İrfancan, İsmail Kartal falan defalarca izlemiş Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun. Eee Livakovic pozisyonu anlatmış. Pozisyonda herkes görüyor ki kontrollü bir şekilde ayağımı açıyorum ve ayağımı yerde sabit. Rakibin ayağını süpürmüyor, yerde temas ed ediyor. Bu görüntülerde net bir şekilde belli oluyor. Müdahalem rakibin vuruşuna engellemiyor. Top out'a gidiyor diyor. Sonuna kadar haklı ama bizim ülkede haklı olmak değil güçlü olmak önemli. Mesela Tolunay Kafkas Trabzonspor'a takımı yenildi 3-2. Fatih Karagümrük Türkiye Kupası maçında. Ne ilginçtir. Onun da kaderi. Trabzonsporlu ve Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'la eşleşen takımın başında Galatasaraylı ve yakında Galatasaraylı maçları var. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe maçındaki gibi omurgalı, dik, şerefli bir futbol oynatırsa kesinlikle Galatasaray'dan puan ya da puanlar alır. Ama oynatır mı? Tolunay Kafkas'ta bazı açıklamalarda bulunmuş ama ben Tolunay Kafkas ismini çok önemsemiyorum. Levent Mercan hakkında açıklamalarda bulunmuş. Eee Aynı yani oyunumuzu geliştirmeyiz. Fenerbahçe maçında kendimi ifade edemedim falan diyor. Maç bitmiş. Maçtan sonra açıklamalar yaptım. Hakemler hakkında konuşan birisi değilim. Konuşmam yanlış anlaşılmış. Yanlış açıklama yaptım. Ben hata yapınca düzelten özür dileyecek bir adamım diyor. Adam olduğunu iddia ediyor. Maç sonunda konuşmamda da ifade edememiştim. Bütün kamuoyundan özür dilerim. Şurada bir sıkıntı var. Hakemlerin standartları yok. Bazı takımlara bazı durumlarda çalıyorlar. Bize çalmıyorlar. Bunu İstanbul veya Anadolu takımı diye ayırt etmeye gerek yok. Bunu düzeltirsek lig düzelir. Seyir zevki düzelir demek istedim diyor. Sıvıyor şu anda. Ciddi diyorum bak. İskoç ligine döndü. Süper ligin kalitesini değerlendirdi. İskoç ligine dönmüş durumda. 40 yıldır böyle bir lig görmedim. Bu kadar puan farkı olmazdı. Üst taraf belli bir yere geldi. Alt tarafta da bir puan savaşı var. 7-8 takım var diye. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe kütür kütür oynadı kazandı. Galatasaray'ı da bu noktaya hakemler getirdi. Ben bu inanıştayım, bu görüşteyim, bu düşüncedeyim. Belki de benim düşüncem yanlıştır. Ama Galatasaray'ı bu noktaya getirme adına Türk futbolunu mahvettiler. Türk futbolunun içini boşalttılar, rezil ettiler, heba ettiler. Sonuçta ortada. Neyse bunlar boş işler. Hani Virajı alan takım kazanır. Şöyle böyle falan diyor. E, zamanı gelince konuşuruz. Serkan Reşpire falan teşekkür ediyor. Devre arasında Fenerbahçe Vakalatası'nı transfer etmek için girişimde bulunduğu Levent Mercan hakkında da konuşmuş. Demiş ki Levent Mercan gelişimini tamamladı. Ufak tefek eksikleri var. Önemli bir oyuncu. Kendini daha da geliştirecektir. Levent iyi bir çocuk. Sözleri dinliyor ve çalışanları anlayıp sahada uygulamaya çalışıyor önü çok açık umarım. Hem onun hem de kulübün menfaatleri kulübün menfaatlerinde işler olur. Levent'in Fenerbahçe ve şampiyonluğa oynayan takımlarda oynayacak seviyede olduğunu düşünüyorum demiş. Yani Fenerbahçe'ye seviyesinde Fenerbahçe'de oynayacak seviyede olduğunu düşünüyorum demiş. Ben de aynısını düşünüyorum ama gel bu bizim taraftara bunu anlat arkadaşlar. Ama ee, kesinlikle Levent Mercan ismi öyle boş bir isim değil. Sanki böyle sıradan bir isimmiş gibi yorum yapıyorlar ama durum bu değil. Toparlamak gerekirse kanalımıza şikayetler var. Lütfen yorum, beğeni ve izleme atalım. Lütfen kanala sevdiklerimizi davet edip mümkünse abone edelim. İkincisi arkadaşlar başkasının yorumlarına da yorum e, yanıtla diyerek cevap yazalım. Nokta dahi olsa yapıp yorum sayısını arttırıp spam saldırıları engelleyelim. Şimanski İsmail Yüksek İrfan Candan, 85 milyon euroluk bir beklenti var. Artı Levent Mercan ismini ben açıkçası şu an itibariyle 25 Nisan itibariyle ben kesin gibi görüyorum ama transferde hiçbir şey kesin değildir. Her an her şey olabilir. Fred konusunda da yazın bizi bayağı zorlayacak. Zayt Kurunic Allah sabırlar versin bize. İnşallah ailesinden bir şeyler olur. Ceko ve Livakovic konusunda da şunu söyleyeyim. Ceko, Livakovic, Fred de Tabii bir Şimanski İsmail Yüksek İrfancan kadar para kazandırmayabilir ama bu isimlerinde para kazandırma ihtimalleri var. Mert Hakan Yandaş bu sezonun yarısını sakat geçirdi. Seneye bedava oynaması lazım. Serdar Dursun da geldiği takıma geri dönecek zaten. Yani benim aktaracaklarım bu kadar. Arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Yani dediğim gibi desteklerinizi kesinlikle bekliyorum. Gerisini de size bırakıyorum. Allah razı olsun herkesten. Görüşmek üzere.